Arkadaşlar hepinize merhaba. Yasemin Nörgüler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yapacağımız patik. Şöyle göstereyim modelini. Bunu anlatmaya çalışacağım size inşallah. Modelli olduğu için önüne bir çiçek falan. Yani düşünmedim modelli olduğu için modeli kapatmasını istemedim ama siz çiçek de yapabilirsiniz. Ben zincirli böyle bir fiyonk tercih ettim. Ama siz dediğim gibi istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Güzel, kolay ve şık bir görünüm oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz ve yaparsınız. Kanalıma abone değilseniz başta söyleyeyim bunu. Abone olursanız çok sevinirim. Beğenileriniz, yorumlarınız tabii ki çok önemli arkadaşlar. Onları da bekliyorum. Şimdi ben ipimi söyleyeyim hemen. İpim nakopur lanta. Tığımı da göstereyim. Her zamanki gibi. Patiklerimi bununla örüyorum. 1 numara 1.90 milim arkadaşlar. Şimdi hemen tığlamaya başlayalım. Öncelikle bir zincirle sabitliyorum ipimi. Bu tabanda tepe olmadığını söylüyorum her şeyde. Videomda. İki tepe var. Baştakinden başlıyorum. Bu tarafa bakandan. 1 2 3 Bunda biraz tığlamayı farklı yaptım. Çünkü az geldi biraz kastı. O yüzden tığlamayı değiştirdim. Yan tarafa geçiyorum. 2 Buraya da 3 yaptım. Ondan sonrakine 2 ve 3 3 oldu. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 tane deliğe 3 battım. Şimdi 2 ile devam ediyorum. Özellikle bunu tekrar tekrar söyleyeyim. 1 santim arası olanlar için geçerli bu tığlama. Ama 1 santim olup da delik sayısı az olanlar da var arkadaşlar. Onu da yorumlarda bana söylerseniz. Ya genelde 3 batın diyorum. 46 ise eğer genelde hani 39, 36, 37, 38, 39, 40'da bile hatta 41'de bile 46 delik olduğu yorumları çok geliyor. Onlara tepelere 4 batıp komple 3 batabilirsiniz. Şimdi buradan 5 tanesine 3 battım. Ve 2 ile devam ediyorum şimdi. Tığlamayı yaparken deri tarafı size bakacak arkadaşlar. Bunu özellikle söyleyeyim. Deri tarafı size baksın. Şimdi fazla uzatmayayım videoyu. Tam burun tepenin yanından 5 deliğe gelene kadar 2 ile devam edelim. Evet. Burun tepenin yanındaki 5 taneye geldiğimde burayı da 1 2 3 yanındakine 2 ve 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 tane oldu. 5.'yi de yapıyorum. 3 batarak tepeye de 3 batıyorum. Bir, iki, üç, dört, beş. Tepeye de 3. Şimdi buradakine de 5 tanesine 3 batacağız. Sonra burada kaç yapmıştık? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 taneye kadar 2 ile devam edeceğiz. Evet.
Son 5'e geldiğimde burayı da 3'erli yapıyorum. Yani 5 sağda, 5 solda olmuş oluyor. 3'erli. İpimi de içine alayım. 1, 2 ve 3. Şimdi baştakine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çektim ve döndüm. Şimdi eva kısmı size bakacak. Ve bütün ilmeklere kaydırma tekniği yapıyorum. İlmeklerin tepesine batıyorum ve kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Fazla sıkmadan sıktığımız zaman tabanı büzeriz arkadaşlar, örgüyü büzeriz. Batıyorum dolamadan ve kalan ilmeğin içinden çekiyorum. Evet, bu şekilde başladığımız noktaya kadar devam edelim. Evet, son yere geldiğimizde yine kaydırma tekniğiyle birleştirdim. Bir zincir çekip çevirdim. Şimdi şu iç kanat dediğimiz yerlere sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Bunu yapmamdaki sebep keçeleri kapatıyor arkadaşlar, burun kısmından falan. Bak mesela burada gözükmeyi engelliyor, güzel bir görünümü oluyor. Şu iç kanat dediğimiz tek dalı alarak sık iğne yapıyorum. Dolamadan iç taraftaki tek dalını alarak sık iğne yapıyorum. Evet, bu sıramızı da bu şekilde tamamlayalım. Evet, sona geldik. Sona geldiğinde yine kaydırma tekniğiyle birleştirmemi yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Biraz gevşek bıraktım. Doladım. Bu birleştirme yerine batıyorum. Fazla uzun bırakmadan şu şekilde doladım. Diğer ilmeğe geçiyorum. Doladım ve diğer ilmeği. Şimdi sonda iki tane kalana kadar çekiyorum ve son ikiyi çekiyorum. Bir tane zincir. Doladım. Bu en son battığımız yere tekrar batıyorum. Doladım. Diğer ilmeğe geçiyorum. Doladım ve diğer ilmeğe. Üçlü fıstık gibi düşünün ama ayrı ayrı batıyoruz. İki kalana kadar çekiyorum ve ikisini birden çekiyorum. Bir zincir. Yine en son battığımız aynı yere batıyorum. Doladım. Diğer ilmeğe geçtim. Doladım. Diğer ilmeğe geçtim.
Hepsini birden çekiyorum. İki tane kalana kadar. Ve ikisini birden çekiyorum. Bir zincir. En son battığımız. Dibinden batıyorum yine. Doladım. Diğer ilmeğe geçtim. Doladım. Diğer ilmeğe geçtim. Sondaki kalana kadar çekiyorum. Ve ikiyi çekiyorum. Bir zincir. Tam dibine. Bir sonrakine. Ve bir sonrakine. Sonda iki tane kalana kadar çekip sonra ikiyi çekiyorum ve bir zincir. En son yaptığımız dibine doladım. Bir sonrakine doladım. Bir sonrakine. İki kalana kadar çekiyorum. İkiyi çekiyorum. Ve bir zincir. Tekrar göstereyim. Tam dibine son battığımızın bir sonrakine doladım ve bir sonrakine. Sonda iki tane kalana kadar çekiyorum ve ikiyi çekiyorum. Bir zincir. Evet, modelimiz bu. Çok kolay. Dibine doladım, bir sonrakine doladım, bir sonrakine ve sonda iki tane kalana kadar çekip sonra ikiyi çekiyorum ve bir zincir. Evet arkadaşlar, modelimiz bu. Bunu başka hiçbir işlem yapmadan başladığımız noktaya kadar devam ettirelim. Evet, sona geldiğimizde şunu da belirteyim arkadaşlar. Şimdi üçlü yaptığımız için sonunda bir tane kalırsa, ki ben şuraya da batacağım zaten. Sonda bir tane kaldı diyelim. Onu da bir buraya batarsınız. İki tanesini aynı yere batarsınız. Sonda hiç problem olmaz ondan. Yine sonuncuyu yapıyorum. Ve zincir çekmeden buraya kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şimdi yuvaya bir tane, modelimizin tepesine bir tane sık iğne. Boşluğa bir, fazla sıkmadan tepesine bir. Boşluğa bir, tam tepesine bir. Bir boşluğa, bir tepeye. Bir boşluğa, bir tepeye. Evet, bir boşluğa batıyoruz. Sık iğne yapıyoruz. Dolamadan ve modelin tepesine batıyoruz. Bir boşluk, bir modelin tepesi. Evet, bu şekilde yine başladığımız noktaya kadar devam edelim. Evet, yine sona geldim. Şu araya yine batıyorum. Bir sık iğne yapıyorum. Ve başta çektiğimiz zincir vardı. Onun tepesine sabitledim. Tekrar bir zincir çekiyorum. Ve yine birleştirdiğim yere, aynı yere batarak bir, sonrakine iki ve sonrakine üç. Yine modelimizi devam edeceğiz. En son battığım yere bir sonrakine ve bir sonrakine. İki
tane kalana kadar çekiyorum ve ikiyi çekiyorum. Bir zincir doladım. En son battığım yere, bir sonrakine ve bir sonrakine. Sonda iki tane kalacak şekilde çekiyorum ve ikisini birden çekiyorum. Bir zincir dibe doladım. Bir sonrakine doladım ve bir sonrakine. İki tane kalacak şekilde çekiyorum ve ikisini birden çekip bir zincir çekiyorum. Dibine, bir sonrakine ve bir sonrakine. Sonda iki tane kalacak şekilde ikisini birden ve bir zincir. Evet arkadaşlar, bu sırayı da bu şekilde başladığımız noktaya kadar devam edelim. Evet, yine sona geldiğimde hep sonlarda zincir çekmiyorum. Burada olan kaydırma ile birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Yine aynı bir boşluğa, bir tepeye, bir boşluğa, bir tepeye sık iğne yapıyorum. Şimdi bu sırada kesme işlemi yapacağız. Ayırdım, onu da söyleyeceğim şimdi. Bir boşluk, bir tepe. Şimdi tam ortaya gelen, tam ortaya gelmiyor gerçi ama bu tarafa, öyle söyleyeyim arkadaşlar, denk olması için bu tarafa sayacağınız yerin tam tepesinden takın, eşit olsun. Şimdi tam tepe ortaya geliyordu zaten. İşaretlediğim yerin yanından başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. yataktım. Bunu saymadan 12 tane model sayıyorum. 12. yataktım. Şimdi burayı sayarak buradan da itibaren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12.'yi de bunu taktım. Şimdi oraya kadar bir tepeye, bir yana sık iğne yaparak devam ediyorum. Sık iğneyi fazla sıkmayın. Fazla da gevşek yapmayın. Öyle söyleyeyim. Bir tepeye, bir boşluğa. Şimdi tam tepeye geldiğimde önce tepeye batıyorum, dolamadan, sonra boşluğa batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Üçünü neyse. Üçünü birden çekiyorum. Şimdi tam tepeye batıyorum. Normal bir şekilde yapıyoruz. Normal kesmeden. Bunu ve buraya batarak üçünü birden, yani bir tane kesiyorum, bir tane normal örüyorum arkadaşlar, öyle söyleyeyim. Tepesine batıyorum, normal çekiyorum, sık iğne yapıyorum ortaya da. Bir sonrakine de kesme işlemi yapıyorum. Tepeye bir sık iğne, ortaya bir sık iğne. Bunun tepesine battığımda çekmiyorum. Diğer orta boşluğa batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bunu da
Normal screen yapıyorum tepeye ve boşluğa. Bir sonrakine tepeye battığım ve sonra boşluğa da batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Screen yaptım. Ortaya da screen yaptım. Çekmedim. Üçünü birden alıyorum. Bunu da kesme yapmadan normal bir şekilde bir tepeye bir yana. Buna geldiğinde tepeye batıyorum. Çekmiyorum ilmeğimi. Ortaya batıyorum. Üçünü birden alıyorum. Bir tane kesiyoruz. Bir tane kesmiyoruz. Normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. Bir tepeye, bir yana. Bunun tepesine batıyorum. İlmeği çekmiyorum. Tığımda kalıyor. Ve bir sonrakine batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Normal tepeye batıp sık iğne yapıyorum. Yana da bir sık iğne. Tepeye batıyorum. İlmeğim kalıyor tığda. Bir sonrakine batıyorum. Yine kalıyor. Ve üçünü birden çekiyorum. Bunu normal örüyorum. Ve bunu kesme işlemi yapıyorum. Normal örüyorum. Kesme işlemi yapıyorum. Ve bunu da normal örüyorum. Son gelen yer. Evet arkadaşlar. Şimdi yine normal bir tepe bir yan sık iğne yapıyorum. Şimdi bunu başladığımız noktaya kadar bu şekilde gidiyoruz. Sonra modelimizi yapacağız yine. Göstereyim şöyle ucunu. Düzülmeye başladı. Sonra yine modelimizle kestiğimiz yere kadar gelelim. Arkadaşlar burada hani sonlarda göstermiştim hani kalan bir ilmek olursa eğer bir tanesini iki defa batabilir, tamamlayabilirsiniz demiştim. Bu kesme işleminde de sona geldiğinizde öyle olabilir. O zaman onu da öyle tamamlamak için bir tanesini iki batarak hani üçe tamamlayabilirsiniz. Ve sonra tekrar modelin üstüne gelmesi için onu özellikle söyledim. Burada komple eğer ki eksik olur da siz normal bir şekilde örürseniz modeller kayabilir, üst üste gelmez onu söyleyeyim. Yine ben buraya geldiğim zaman onu göstereceğim arkadaşlar. Eğer eksik olursa ki bir tane olmuştu zannedersem benimkinde. Yine bu şekilde sık iğne ile gidelim. Sonra modelimizle devam edip buraya kadar gelelim. Burada göstereceğim size. Evet arkadaşlar, bu kesme yerine geldiğimizde evet bir tane eksik oluyor. Onu ne yaptım? 1 2 3.'ü de aynı yere batırıp modeli bozmamaya çalıştım. Yani ön taraflarda evet kayıyor. Buna hiçbir şey yapamayız ama sonlarda yani şuranın düz gitmesi için, kenarların düz gitmesi için bir tanesini aynı yere battım. Yine aynı bir şekilde modelimizi devam ettiriyoruz. Ayrı ayrı batarak bu sırada. Yani burada yapıyorduk zaten onu. 1 2 3 Hep kesme yaptığımız zaman burayı denkleştirmek için yani bir tanesini yine tekrar aynı yere batabilirsiniz. O sorun olmaz. Yeter ki şurası denk gelsin. Üst üste gelsin. Onu bozmayalım sadece. Şimdi tekrar modelimize devam edelim. Sonra sık iğneyle bu kestiğimiz yere kadar gelelim. Evet, yine işaretlediğimiz yere geldiğimizde sık iğne ile yine ilkini kesme, bir sonrakini normal bir şekilde örüp bir tepeye, bir araya, bir sonrakini tığımda bırakıyorum ve üçünü birden çekiyorum. Bir sonrakini normal bir şekilde. Kesmeyi nasıl yaptıysak yine aynı şekilde bir örüp bir kesme yapıyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar, eğer ki 39-40 numaraya yapacaksanız
Biz ikinci sırada kesmeyi yaptık. Siz bir tane daha model yapıp üçüncü sıranın sık iğnesinde kesme yapın. Yani kısa gelebilir. Onu söyleyeyim. Evet. Bir tanesini kesme yapıyorum. Bir tanesini bir tepe, bir boşluk, normal bir şekilde sık iğne yapıyorum. İkincisine geldiğimde tepeye batıyorum, tığımda bırakıyorum. Diğer boşluğa batıyorum. Üçünü birden çekiyorum. Bir tanesini normal. Bir tepe ve bir boşluk. Üçünü birden çekiyorum. Bunda bir tepe, bir yan, normal örüyorum. Bir normal. Bir kesme. Artık normal bir şekilde yine sık iğneme devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu sırada bu şekilde ve yine bunu tamamlayalım. Başladığımız noktaya kadar gelelim. Sonra yine modelimizle devam edeceğiz. Sonra yine sık iğneye geldiğimizde yine şey yapacağız. Kesme işlemi yapacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi 1, 2, 3, 4. sıra modelimizde tamamlayalım ve yine başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet arkadaşlar, 4. modelimi yaptıktan sonra birleştirdim ve bir zincirimi çektim. Bu boşluğa sık iğne, tepeye sık iğne, boşluk ve tepe. Bu şekilde bütün ilmekleri kesme işlemi bitti artık arkadaşlar, onu söyleyeyim. Bütün tepeye ve araya birer tane sık iğne yapıyorum. Bir tane tepeye, bir tane boşluğa. Sırayı da bu şekilde sık iğne yaparak tamamlayalım. Sonra bu üstü yapacağız. Evet, yine sona geldim. Buraya kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bir zincir çektim. Bir tane sık iğne yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve bu sık iğnenin belinden dolayarak, yani belinden dolayarak derken tam yanından boşluktan batarak bu şekilde çekiyorum. Sıradaki ilmeğe batıp kaydırma tekniği yapıyorum. 1 2 Tekrar 2 zincir çekiyorum. Yanlış yaptım, pardon. 2 zincir çektim. Kaydırma tekniğini ön tarafta yapıyordum. 1 2 tane sık iğne yapıyorum. Tekrar 2 tane zincir çekip bu şekilde geriden sık iğnenin arasından batarak 2 zincirimi oraya bağlıyorum. Tekrar 2 tane sık iğne, 1 2 zincir çekiyorum ve sık iğnenin arkasından batarak zincirimi sabitliyorum. 1 2 2 zincir çekiyorum,
Sıkı iğnenin arkasından batarak sabitliyorum. Evet arkadaşlar. İsterseniz siz bunu başka şekilde de yapabilirsiniz. Fark etmez. Nasıl model koyarsanız üstüne. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi bu şekilde yaparak tamamen başladığımız noktaya kadar gelelim. Arkadaşlar yanlış yapmışım. Orayı tekrar söktüm. Kafa gitti bende yine. Burayı birleştirdim. Bir zincir çektim. Arkadaşlar. Bir, iki kaydırma yapıyorum. İki zincir çekiyorum. Ve en son battığım yere tekrar batıp sık iğneyle bunu birleştiriyorum. Diğer ilmeğe kaydırma. Bir sonrakine kaydırma. Bir, iki zincir aynı yere sık iğne ile birleştiriyorum. Bir, iki kaydırma. Bir, iki zincir aynı yere batıyorum. Bir, iki kaydırma. Bir, iki zincir ve aynı yere sık iğne yapıyorum. Bir, iki kaydırma. Bir, iki zincir ve aynı yere batarak sık iğne yapıyorum. Şimdi arkadaşlar eğer üst üste gelirse, çok birleşik olursa, mesela yan yana sık iğne yapacağınıza bir tane atlayarak başlayın. Ve ikincisini yanına. Yani bir tane atlayabilirsiniz. O sorun olmaz. Genelde ön tarafta bu sıkılık olabilir. Ön tarafta yapın özellikle bunu. Burada genelde üst üste gelmiyor. Güzel duruyor. Bu ön tarafta bu oluyor. Eğer ön tarafta üst üste gelirse arkadaşlar şu ilmeğe batmak yerine şu sıradakine kaydırma yapmak yerine bir sonrakine kaydırma tekniği yapın ve onun yanındakine yapın. Bu şekilde yaptığınız zaman biraz daha aralıklı duracaktır. Burada aralık durmuyor. Eğer ki sizde durursa o şekilde burada da yapabilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet arkadaşlar bu şekilde başladığımız noktaya kadar gelip patiğimizi bitirelim. Evet arkadaşlar patiğimiz bitti. Şekilde göstereyim. Söylediğim gibi ben modelli olduğu için sadece zincirden fiyonk tercih ettim. Siz isterseniz çiçek yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Şöyle yakından da göstereyim. Biraz önce bunu yanlış söylediğim için kusuruma bakmayın arkadaşlar. Oluyor öyle şeyler. Kafa gitti bir anda yine. Evet arkadaşlar bugünlük benden bu kadar. Umarım beğenir. Sizler de yaparsınız. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun.